kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Kursa'nın devam ediyor. Oyununuzu gördük ve meydan okuyor. Değerli izleyenler, Başkent Kulesi'nden herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine önemli gündem başlıklarını konuşacağız. Yerel seçim gündemini özellikle değerli izleyicilerimiz ele alacağız. Tabii HDP'nin özellikle son süreçte 3 büyük kentte aday çıkarmaması, partilerdeki son oy oranlarını CHP'nin, İYİ Parti'nin, AKP'nin ve MHP'nin ve aynı zamanda 3 büyük şehri konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Ankara'dan bizle birlikte stüdyo konuğumuz MAK Danışmanlık Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Eray Bey. Sağ olun, teşekkürler. Aynı zamanda İstanbul'da da Konsensus Araştırma Müdürü Sayın Murat Sarı konuğumuz. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eray Bey. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Şimdi tabii konuşulacak aslında çok başlık var. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, aynı zamanda CHP'nin HDP ile yakınlaşma süreci, oy oranlarına nasıl yansıyacak, bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Tabii ittifak konusu CHP'de özellikle son iki günde önemli bazı meseleler var. Peş peşe gelen istifalar, özellikle onları da konuşacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da aslında biraz konuşmak istiyorum ama isterseniz önce İstanbul'dan başlayalım. Sayın Murat Sarı, efendim ben sizden başlamak istiyorum. Şimdi İstanbul'da tabii özellikle iki isim ön plana çıkıyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım. Şimdi son oy oranlarına baktığımız zaman İstanbul'da siz nasıl bir sonuç öngörüyorsunuz? Özellikle 22 Ocak'ta bir açıklamanız olmuştu. Orada da oy oranlarını vermiştiniz. Yani AKP'yi %40, CHP'yi %33 göstermiştiniz. Son süreçte özellikle yani son ay içerisinde bir değişiklik öngörüyor musunuz? Bu sonuçlarda oy dağılımı size göre nedir partilerde? Sonra tabii daha ayrıntılı sorularda size yönelteceğim. Tabii o açıkladığımız araştırma sırasında, zamanında daha hangi partinin hangi partiyle ittifak yapacağı çok belli değildi. Daha çok belli değildi değil, biliniyordu fakat resmi olarak açıklanmamıştı. Daha Sayın Binali Yıldırım'ın ismi açıklanmamıştı. Tabii pek çok şey değişti bu süreç içerisinde. Fakat bizim en son yaptığımız çalışmada 4 puan bir fark var arada. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu arasında Binali Yıldırım lehine. Fakat bu son olaylar, son gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaşadığı en son kritik parti meclisi ve MYK toplantısı sonrası bunun vatandaşa yansıması ne olur? Bunu ölçerek görmek gerekiyor tabii. İstanbul'da böyle kritik bir seçim yarışı varken çok da CHP açısından iyi olmadı diye düşünüyorum ben. Bu geçtiğimiz günlerde yaşanan parti meclisi içinde yaşananların. Daha sonra bunun il başkanlıklarında işte istifalar verildi, istifalar geri alındı falan ve bir sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Tabii bunları ölçmek lazım. Daha ölçmeden konuşuyorum. Ölçtükten sonra çok daha net göreceğiz bunları. İstanbul'da çok esasında kıyasıya bir yarış var ama kıran kırana bir yarış değil bu yarış. Çok düzgün, düzeyli bir şekilde geçen bir yarış. Çünkü iki aday da muhtedil adaylar. Çok böyle daha çok siyaset yapmak yerine daha çok ne yapacaklarını anlatmak yanlısı adaylar. Dolayısıyla İstanbul'da öyle çok stresli, çok gergin bir seçim geçmiyor. Ben de sonuna kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Yani geçmeyeceğini düşünüyorum. İşte en son Sayın Binali Yıldırım dün açıkladı. Ben dedi TBMM başkanlığından da istifa edeceğim dedi. Adaylığım daha kesin değil dedi. Ki o konuda çok haklı. Yani belki yarın değiştirecek AK Parti
başka birini koyacak. Tabii bu mümkün değil ama teoride olabilecek bir şey. Dolayısıyla ben dedi verildiği güne kadar Yüksek Seçim Kurulu'na ne zaman verilir ismim o zaman istifa ederim dedi. Ki bu konuda da haklı. Şimdi işin açıkçası çok ilginç şeyler oluyor İstanbul'da. Şimdi seçimin iki kutuplu geçmesi, burada bir HDP gerçeği var. %12.5 en son genel seçimde İstanbul'da aldığı oy HDP'nin. O seçmenin nereye gideceği çok önem kazanıyor. Ki gözüken o ki anketlerde gözüken o. Büyük bir kısmı %68'ine yakını Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyecek ne söylüyor. Fakat yine de belirli bir kitle var ki işte mütedeyyin HDP'liler. Aday gösterilmediği zaman işte bu tür şeyler olduğu zaman ki bunu HDP'nin boykot ettiği referandumlarda da gördük. AK Parti'nin AK Parti'ye veriyor oyunu veyahut işte AK Parti'nin desteklediği o referandum hep evetleri destekledi. Evetine veriyor. Bu bahsettiğim halk tarafından seçilmesi şeyin referandum galiba 2010'da veya 2009'da yapıldı. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi referandumundan bahsediyorum. Gitti şey HDP seçmeni orada evet verdiydi mesela. Şimdi böyle bir İstanbul'da evet verdiydi bir kısmı. Böyle bir seçmen kitlesi de var işin açıkçası. Yani hepsini alama. Ha bu bir taraftan da İstanbul'da AK Parti adayı veya AK Parti bütün MHP oylarını alamıyor. Bir kısmı nasıl HDP'de bir kaçak varsa, İYİ Parti'de küçük bir kaçak varsa AK Parti'ye doğru bir kısmı da CHP adayına, CHP'ye doğru kaçıyor bu şeylerin. Yani İstanbul'daki durum böyle. İstanbul'da sakin bir seçim süreci var. Şehirde aday çıkarmaması ve İstanbul'da sanki CHP adayına destek şeklinde bunu yorumlanması, MHP oylarının Ekrem İmamoğlu'na geçişini en azından belli bir ölçüde durdurmaz mı? Ne dersiniz? Ya bakın şimdi çok net bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri çıkıyor diyor ki biz diyor HDP ile hiçbir şekilde hiçbir seçim ittifakına gitmedik diyor. Öbür taraftan HDP eş genel başkanı çıkıyor diyor ki biz diyor bu kadar şey yapıyoruz diyor. Fakat bizim destek verdiğimiz partilerle bizimle hiçbir şekilde irtibata geçilmiyor. Niye geçilmiyor diyor. Bize ne var diyor. Yani gözüken o ki yani çok böyle üst tabanda bir sanki oy kayması varmış gibi gözüküyor. Tabii bu büyük şehirlerde özellikle yani üç büyük şehirde neden aday çıkarmıyorsunuz diye sorulduğunda bizim hedefimiz AKP ve MHP ittifakını geriletmek. Dolayısıyla onları geriletecek adaylara desteğimiz söz konusu olabilir gibi bir açıklama yaptı. Aslında bu da Ekrem İmamoğlu'na işaret eden bir açıklama değil mi sizce? Şimdi bir taraftan birisi diyor ki ben diyor onu destekleyeceğim. Öbür taraftan hiç kimse sizi destekleyen adam beni destekle veya destekleme de demiyor. Ama yani beni desteklemeyin kardeşim ben sizin yüzünüzden oy kaybediyorum diyecek hali yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü buradaki destek direkt olarak tavanda değil tekrar ediyorum tabandaki bir destekten bahsediyoruz. Çünkü anketlerde de öyle çıkıyor. Yani şimdi İstanbul'da HDP aday gösterse o sandığa gitmeyeceğini söyleyen %15'lik bir HDP'li seçmen kitlesi haricinde seçmen zaten CHP'ye gidip oyunu verecek. Yani HDP'nin bir desteği olmasa bile gidip CHP'ye oy verecek. Yine aynı sahiplerden yola çıkarak oy verecek. Çünkü yani bir karşıtlık üzerinden çıkarak oy verecek. Ama şimdi bir de kampanyalar ters düşüyor. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kampanyasını karşıtlık üzerine, AK Parti karşıtlığı üzerine kurmuyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kampanyasını direkt olarak hizmetler üzerinden, halka yakınlık üzerinden, halka dokunmak üzerinden kuruyor.
ki şimdi bir taraf diyor ki işte şu partiyle şu partiye zarar verelim, onun için size destek veriyoruz diyor. Bir tarafta ne yaparsan yap ben hizmetlerimi anlatacağım diyor. Yani sonuçta ben çok böyle bir işbirliği göremiyorum ortada işin açıkçası. Ama tabii ilerleyen zamanlarda ne olur? Hani listelere falan da baktım. İstanbul'da gösterilen belediye başkan, diğer ilçelerin belediye başkan adaylarına da baktım. Hiçbirine bir bağlantısı yok. Şimdi belediye meclis üyeliklerinde çıkacak. Yani HDP'de hiçbirinin bir bağlantısı. Bağlantısı yok diyorsunuz değil mi efendim? Evet evet. Hiçbirinin bir bağlantısı yok. Yani benim İstanbul'dakilerden bahsediyorum. Hiçbir şey yok. Ama şimdi önümüzdeki dönem o il genel meclisinde kimler olacak? İl genel meclisleri kalktı da belediye meclis üyeliklerine kimler konulacak? Tabii onları incelemek lazım. Kaldı ki mesela İYİ Parti ile işbirliği yapıyor. İYİ Parti'ye 3 tane ilçeyi de aday göstermeyeceğini söyledi CHP. HDP için böyle bir girişimi de yok CHP'nin. Veya İYİ Parti'nin böyle bir girişimi de yok. Zaten İYİ Parti Genel Başkanı geçmişteki İçişleri Bakanlarımızdan bir tanesi, en keskin Güneydoğu'daki operasyonları yapan, İçişleri dönemini yönetmiş bir genel başkan yani. Bir de öbür o taraftan baktığınız zaman zaten bunu kendisi de söylüyor. Yani sonuçta ben Esenyurt'u de alabiliyor. Aslında onları da sormak isterim. Tabii İYİ Parti kısmına da geleceğim Sayın Sarı ama özellikle son olarak İYİ Parti milletvekili Akkal'ın, Sayın Akkal'ın istifası ve istifasında sunduğu gerekçe de çok konuşuldu, tartışıldı. Çünkü siz de takip etmişsinizdir. Özellikle HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayarak aynı zamanda İYİ Parti'nin de desteklediği CHP adaylarına destek olmasından dolayı ben bu saatten sonra partimde kalamıyorum dedi. Ve aynı zamanda İYİ Parti teşkilatlarında buna dönük daha önceki dönemde de bazı istifalar gördük. Yani bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz bu süreci. Yani Akşener'in özellikle son seçim döneminde yaptığı açıklamalar da bu kapsamda aslında çok tartışılmıştı. Onu da sormak isterim. İşte HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir gibi ifadeler kullanmıştı ve buna dönük de bazı teşkilatlardan tepkiler gelmişti. Ya bence buna en iyi cevabı Sayın Meral Akşener verdi. Dedi ki bundan 6 ay önce, 8 ay önce dedi, sen yine bu ittifakın içinde seçildin dedi ve İYİ Parti milletvekili oldun dedi. Sayın Akkala İYİ Parti milletvekili oldun dedi. O zaman yani o zaman HDP bizi desteklemiyordu da mı? Şimdi mi destekliyor? Gibi bir soru sordu. Yani kendi partisinden hatta milletvekilliğinden istifasını istedi işin açıkçası. Yani sonuçta bunlar iç siyaset, parti içi siyaset. Bu genellikle muhalefet partilerinin parti içi bir takım şeyleri çok fazla dışarıya yansıyor maalesef. Ama benim gördüğüm kadarıyla CHP İYİ Parti ile bir yol yürürken HDP ile yol yürümez. Yürünemez zaten. Yani bu şeyin doğasına aykırı bir şey. Yani siyasetin doğasına aykırı bir şey. Ama birazdan size yine döneceğim efendim. Bazı sorularım olacak. İsterseniz Sayın Kulat'a dönelim bu noktada. Tabii ya özellikle CHP adaylarının HDP ile yakın, siz özellikle söylediniz yani İstanbul'da en azından ben göremiyorum dediniz. HDP'li herhangi bir isim göremiyorum dediniz ama mesela daha önceki dönemde işte mesela HDP'ye İzmir'de yakın zaten HDP'li olamaz. İşte, özellikle Hendek Savaşları döneminde Sur Belediyesi'ne sahip çıkması çok tartışıldı, konuşuldu. Hatta işte bugün haberlere de yansıyor o ifadeler. CHP'nin İstanbul'da Kadıköy adayı olacağı iddia edilen kişinin yine bazı açıklamaları var. Onları da size soracağım efendim ama isterseniz biz Sayın Kulat'a dönelim. CHP-HDP meselesinden gittik Sayın Kulat. İsterseniz size de öyle devam edin. Tabii İstanbul'la ilgili yorumlarınızı da ben sizin merak ediyorum. Özellikle Sayın Sarı şunu söylüyor. Yani tabanda yok ittifak diyor. Tabanda olabilir diyor. Yani işbirliği yapmıyorlar diyor. CHP ile HDP arasında bir işbirliği görüntüsü yok diyor. Ve özellikle bazı MHP oylarında İstanbul için söyledi kendisi, İmamoğlu'na geçeceği kanaatinde. Siz ne dersiniz? Yani ben de doğrusu hani bu şu kadar oy mudur, bu kadar oy mudur şimdilik daha kestirmek çok mümkün değil. Ama İmamoğlu'na sempatiyle bakan
özellikle AK Parti'ye karşı olan bir seçmen kitlesi var doğal olarak. Bu insanların çok da fazla seçeneği yok. Ya sandığa gitmeyecekler ya da işte İmamoğlu'na oy verecekler. Böyle bir seçmen kitlesi var. Bu MHP'nin içerisinde var. AK Parti'nin içerisinde az da olsa var doğal olarak. Yani seçmen tabanda daha çok işte çok alternatifli bir durumla karşı karşıya kalmadığı için en azından şu anda sadece önünde iki tane isim olduğu için gördüğümüz kadarıyla evet az da olsa belli bir seçmen kitlesinin İmamoğlu'na doğru kanalize olduğu kanaatindeyim. Ama ben esas şuraya gelmek isterim. Bu yarış ilk başladığında yani Binali Yıldırım'ın ismi ilk telaffuz edilmeye başlandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde adayının İmamoğlu olma konusu dillendirildiğinde yapmış olduğumuz araştırmalarda aşağı yukarı 10-11 puanlık bir AK Parti lehine, Binali Bey lehine bir önde başlama durumu söz konusuydu. Ancak daha sonraki süreçte farklı sahiplerle, Türkiye'nin ekonomik nedenleri de bunda etkili olmuş olabilir, başka etkenler de olabilir. Bir anda bu makas biraz daha daraldı ilk günlerde, 5 puana kadar düştü. Ama sonrasında işte bu gürültüler başladı. Mesela Mustafa Sarıgül'ün adaylığıyla birlikte yaklaşık 1-1,5 puanlık total oya etki edebilecek bir kırılma yaşanıyor. Çünkü bizim seçmenimizin genel özelliği şu. İlçede farklı adaya, ilde farklı adaya vermiyor çoğunlukla seçmen. Yani %90'ların üstünde bir oranla bizim seçmen gidiyor. İşte 3 tane ampule yani AK Parti'ye veriyor ya da 3 tane altı oka yani CHP'ye veriyor. Sonuç itibarıyla şöyle yapmıyor. Yani ilçede başka adaya vereyim, ilde başka... Bu var ama çok az bir miktarda seçmende böyle bir durum söz konusu. HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı zaten yani çoktan ifade edilen bir ittifak. En azından İstanbul ayağında söylüyorum. Ama bu ittifak resmi bir ittifak değil. Yani adaylar düzeyinde bir ittifak değil. Tabanda bir ittifak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili seçmenin önemli bir kısmının AK Parti'den duyduğu bir rahatsızlık söz konusu. HDP'li seçmenin özellikle. HDP'li seçmen AK Parti'nin karşısında şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için oraya kanalize oluyor. Onu öncelikle belirtelim. Ama ben İstanbul'daki Kürt seçmeni genel itibariyle ele aldığımda yaklaşık %20 civarında olduğu düşünülen Güneydoğu'daki 16 ilde yani Kürt seçmenin yoğun olduğu ilden oraya taşınmış olan seçmen kitlesine demografik anlamda baktığımızda karşımıza şu çıkıyor. Yaklaşık %20'lik bir seçmen kitlesi çıkıyor. Ancak bu %20'lik seçmen kitlesinin %7'lik bir bölümü aşağı yukarı yani 3'te 1'lik bir bölümü AK Parti'de bloke olmuş durumda. Yani orada sürekli oy kullanıyor. AK Parti'ye oy veriyor. Bu bazen birkaç puan daha artıyor, bazen azalıyor. Geri kalan 12-13 puanlık Kürt seçmen oyu ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP aday çıkardığı yerlerde de tamamen HDP'ye yoğunlaşmak suretiyle böyle bir fotoğraf oluşturuyor. Son genel seçimde bunu ispatlayan bir fotoğraf koyuyor karşımıza. Ancak yani adaylar boyutunu değerlendirirken şöyle bakmak lazım. İşte falan zaman öbürü hakkında bir tweet atmış, bir destek vermiş falan boyutuyla değil de AK Parti'nin özellikle son dönemlerdeki güvenlik ağırlıklı politikaları HDP'ye yakın olan Kürt seçmende bir rahatsızlık oluşturuyor. Bu doğal bir süreç. Yani zaman içerisinde bu farklı bir yere evrilebilir ama şu an için elimizdeki fotoğraf bunu gösteriyor. Bu seçmen AK Parti'nin karşısında yer almak istiyor. Yani doğal olarak AK Parti'nin seçim kaybetmesi üzerine kurgulu bir çalışma yapıyor. Her ne kadar AK Parti'nin koyduğu aday yani Sayın Binali Yıldırım Kürt seçmeni de sempatik görünen bir isim olsa bile yani onların belli bir kesimini ikna edemiyor ve bu seçmen görülüyor ki daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru kanalize olacak. Bunu şundan hareketle söylüyorum. Yeni yaptığımız denek sayısı az bir telefon araştırması oldu. Daha geniş çaplı bir araştırmamız var. O araştırmamız da bugünlerde bitti. İşte basından görmüşsünüzdür. Evet. Bir iki gün içerisinde abonelerimizle olan bir sözleşmemiz var. Ona bağlı olarak bekliyoruz. Herhalde yarın ya da öbür gün basında paylaşacağız. Ama ben İstanbul'a lokal anlamda yaptığımız bir çalışmada şunu gördük. Yani evet HDP adayı çıkarmadığı andan itibaren HDP'li seçmenin önemli bir kısmı yani son seçimdeki %13'lük seçmenin yaklaşık %10'luk bir bölümünün biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru kanalize olduğunu gördük. Bu kanalize olmada tabii başka etkenler de devreye girebilir. Bunlar daha ziyade belediye meclis üyelikleri önümüzdeki süreçte.
İşte belediyenin içerisindeki bazı bürokratik konumlar vesairelerde önümüzdeki süreçte etkin olabilirler. Ben geçen hafta kendisinin davet üzerine Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüm İstanbul'da. Ekrem Bey de bu anlamda özellikle Kürt seçmene yönelik politikalar konusunda yoğunlaştıklarını gördüm. Yani bende oluşan kanaat. Tabii AK Parti de bu anlamda, Sayın Binali Yıldırım ve ekibi de bu anlamda yoğun bir çalışma yürütüyor. Bakalım süreç biraz daha ilerlesin. 2 aylık süreç Türkiye'de bir seçim için uzun bir süreçtir. Önce onu belirtelim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Tabii yani şöyle %11'lik makasın daraldığını söyleyebilirim. Evet. Yani onu öncelikle söyleyebilirim. Maalesef yani maalesef ifadesini AK Parti adına söylüyorum. Bunu arttırabilirdi ama özellikle başta ekonomik şartlar olmak üzere son gelişmeler üzerine bu makas şu anda 5-5,5 bantına doğru iniyor. Ya özellikle onu soracaktım. Yani bu makası daraltan etmenler başta ekonomi mi başta diyorsunuz? Başta ekonomi, şöyle ekonomi. Şimdi biz sizinle de daha önce program yapmıştık. O programda evet. da konuşmuştuk ekonominin etkisini. Ekonomi genel itibariyle şöyle bir algı oluşturur. İnsanlar ekonomide yani iki kişi arasında tercih yaparken, iki parti ya da iki aday arasında tercih yaparken her ne kadar ekonomi belediyelerin alanı olmasa bile vatandaş şuna bakıyor özü itibariyle. Bu iki adaydan bir tanesi iktidarın adayı olduğu için iktidar açısından böyle bakıyor. Genelde ekonomik tercihler, ekonomi tercihlerde önemli bir yer tutar ama muhalefetin bu konuda ekonomiyi daha iyi idare edeceğine inanıyor ve toplumu inandırıyor olması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu anlamda bir zaaf görülüyor. Yani kendini belki yeterince anlatamıyor, ekonomiyi yönetme konusunda umut vermiyor seçmene. Ama yerel seçimlerde bu biraz daha vatandaşa dokunan bir anlam ifade ediyor. Vatandaş şu anda tepki ağırlıklı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiyi daha iyi düzelteceğinden dolayı bakmıyor meseleye. AK Parti olan tepkiyi ortaya koymaya çalışıyor. Peki bu makas biraz daha daralır mı sizce? Daralabilir. Şöyle ekonomideki yansımalar mesela geçen ay bu kadar değildi. Yani çok bir şey de söylemeye gerek yok. Patlıcan geçen ay 20 lira değildi. Yeşil soğan da 19 domates lira değildi. Domates 10 lira değildi. Domates de 10 lira değildi. Evet. Yani bu önü daha kış yani. Şöyle bir süreçte değiliz. Bakın biz şu anda Nisan ayında yer alsak ve bunları konuşuyor olsak çok rahat şunu deriz. Deriz ki ya kardeşim önde işte Mayıs ayı var, Haziran var, işte domates falan rahat yetişir ya da neyi konuşuyorsak. Ama sadece böyle değil. Sadece zebze fiyatları böyle değil. Maalesef diğer fiyatlarda da market el yakar halde. Bu marketçilere fırça atarak falan da çözülecek bir mesele değil. Mutlaka çok radikal ve hızlı bir kısım adımlar atılması gerekiyor. Burada ciddi bir sorun var. Yani bu sorun neyse o bizim alanımız değil. Onu siyasetçiler çözecekler. Ama yani geçen ay biz soğanı suçlayarak ve soğancılara kızarak, soğancılara operasyonlar yaparak bu işi çözmeye çalıştık. Çözülmüyor demek ki. Soğan dışında bu sefer de patlıcancılar çıktı. Marketçiler patlıcan satmayarak meseleyi çözme üzerine bir çözüm üretiyorlar. Özeti şu, yani ekonomideki bu sıkıntı göreceksiniz, göreceksiniz derken bunu bir varsayım olarak söylemiyorum. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. İnanın sokağa yansıma hızı çok hızlı olacak. Gittikçe artıyor bu. Şu ana kadar... Oy rengini değiştiriyor diyorsunuz. Oy rengini değiştirebilir, evet. Çünkü şöyle, evet muhalefet geldiğinde patlıcanın fiyatını indireceğine inandığı için vatandaş böyle yapmıyor. Vatandaş iktidara bir tepki gösteriyor. Bunu öncelikle görmek lazım. Ona göre de süreci göreceğiz beraber. Evet, Sayın Sarı'ya ben tekrar dönmek istiyorum. Özellikle Sayın Kulat, Sayın Sarı şunu söylüyor. Diyor ki başta yani neredeyse %11 düzeyinde bir fark vardı Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında. Ama makas giderek daralıyor. Özellikle ekonomik nedenlerden dolayı diyor. Siz katılıyor musunuz buna? Şimdi tabii ekonomik nedenler çok önemli. Ama şöyle de bir durum var. 2002'den bu yana AK Parti'nin İstanbul'da %50 barajını üstüne çıktığı tek seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi geçtiğimiz 2018, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Recep Tayyip Erdoğan %50.4 aldı. Bir baktığınız zaman orada bir blok toplanmış vaziyette. %50.4'lük bir blok zaten kafadan var. Şimdi öbür taraftaki bloğun toplanması gerekiyordu ve o blok da toplanmış vaziyette. Gözüküyor o ve ortada bir yarış sürüyor. Tabii şimdi ekonomi çok önemli. Bakın Şubat'ın birinde yani biri itibariyle ilaca zam gelecek. Şu anda İstanbul'da eczanelerde ilaç bulunmuyor.
Bu bir televizyon haberinden öğrendiğim bir şey. Bulunmuyormuş. Niye? Çünkü birinde zam gelecek. Şimdi o zam bayağı bir etkileyecek. Hani yiyecek içecek böyle 7 liradan 10 liraya çıkması tabii ki vatandaşa çok fazla dokunuyor. Veya 5 liradan 10 liraya çıkması, ama şimdi ilaç öyle 5 liradan 10 liraya çıkmayacak. 50 liradan 100 liraya çıkacakmış gibi. Sonuçta bu çok çok daha fazla. Çünkü ömrümüzü ilaçlarla belirli bir yaştan sonra sürdürüyoruz. Bir baktığınız zaman işte vitamininden tutun şeyine kadar. Tabii bu da çok önemli. Şimdi ekonomi çok önemli. Bu ekonominin önemli olduğunu 2009 yerel seçimleri bize gösterdi. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti %38.6 oy aldı Türkiye genelinde. Yani %40'ın epey bir altına düştü. Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehirlerde %33'lere ulaştı. Yani aradaki puan farkını 5'e indirdi büyük şehirler bazında bir baktığımız zaman. Neydi o zamanki durum? Ekonomi, hani hatırlarsanız, kriz teğet geçti durumuydu. Şimdi bugün o kadar ağır ekonomik şartlar olmasa bile ona yakın ağırlıkta ekonomik şartlar var ülkede. Tabii ki bu da etkileyecektir. Fakat yine de ana muhalefetin ve muhalefet partilerinin, diğer muhalefet partilerinin bir umut vermesi lazım ki o soğan fiyatı, o ıspanak fiyatı 10 liradan 5 liraya indireceğine dair bir umut vermesi lazım. Şu andaki algı, bakın tamamıyla biz algıları ölçüyoruz. O ıspanak fiyatının 10 liradan, eğer iktidara muhalefet partilerinden biri gelirse 13 liraya çıkacağı yönünde. Bugünkü durumu ehvenişer görüp vatandaş şey yapıyor, gidiyor iktidar partisine oy veriyor. Şimdi bunun için gerçekçi, anlamlı, enflasyonu aşağı düşüreceğini gösteren bir takım ekonomik planları açıklayıp, halkın anlayacağı açıklayıp muhalefet partileri vatandaşın önüne, seçmenin önüne koyarlarsa bu onlar için çok büyük avantaj olacaktır. Ki bunun ilk adımını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu attı. Biz kazandığımız bütün belediyelerde asgari ücreti işte 2500 lira dedi galiba. 2500 lira yapacağım dedi. Hatta aradaki farkı da dedi. Kazandığımız belediyelerde Ocak'la Mart arasındaki farkı da ödeyeceğiz dedi. Oradaki belediye çalışanlarına. Mesela bu ilginç bir ekonomik açılımdı. Şimdi ben karşı taraftan da buna benzer, yani iktidardan da buna benzer bir şey bekliyorum. İşin açıkçası. Açıklama bekliyorum. Ekonomik açıklama bekliyorum. Ki bu ekonomik açıklamaları bence belediye başkan adaylarına bırakmamak lazım. Çünkü belediye başkan adayı, bir belediye başkan adayı ben asgari ücreti 2000 liradan 2500 liraya çıkartacağım diye bir söz veremez. Yani bu sözü verecek o partilerin liderleridir. Ve genel seçim vaatleridir bunlar esasında. Bir de çok net bir şekilde bazı şehirlerde yaşamak çok zorlaştı. Yani bir tek ekonomik koşullar dolayısıyla değil. İşte trafik olsun, efendime söyleyeyim, Suriyeli göçmenler olsun, pek çok etken var. Çok zorlaştı. Bunlara da bütün herkes bunlara dair beklentileri var. Bu yerel seçimde yerel yönetim, gelecek yerel yönetimlerin ki yaklaşık Türkiye'nin %70'inin, %80'inin partiler değişmese bile yerel yöneticileri değişecek. Bir baktığımız zaman görüyoruz bunları. Ve onlardan bir takım beklentileri var seçmenin. Kendi sorunlarını aşması. Mesela İstanbul'da bu sorun trafikken Kuşadası'nda işte kanalizasyon probleminin halledilmesi olabilir. Ama bu sorunların, yerel yönetimler sorunlarının, belediyenin çözebileceği sorunları halledilmesini bekliyor. Ki bu sorunlar bayağı büyük. Yani bizim yaptığımız şeyde, çalışmalarda, tüm Türkiye genelinde, ilçeler bazında, iller bazında pek çok araştırma yapıyoruz. Çeşitli adaylar için. Ve burada gördüğümüz şöyle bir şey var. Biz yaşadığınız kentin en önemli sorunu, üç sorunu nedir dediğimiz zaman belediyecilikle ilgili, orada benim kentimin sorunu yok diyenler binde biri bile geçmiyor.
emin olun. Dolayısıyla vatandaş sorun yaşıyor kentlerde ve bu sorunlar onlara artık sarmış vaziyette. Hizmet belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, evet işte tam zamanı hizmet belediyeciliğinin her iki taraf için, hem iktidar hem muhalefet partileri için hizmet belediyeciliğini ön plana çıkartıp yaşanılan kentlerdeki sorunların çözümü bekleniyor seçmen tarafından. Buna ikna edecek olan kitle de yine de ekonomik sorunlar, tabii ki ekonomik sorunlar çok önemli, çünkü onun bir İngilizce terimini biliyorum, Türkçesini bulmaya, side effect dediğimiz bir şey var. Yani sürekli bu istediğiniz kadar siz işte ben buradan havadan uçaklar uçuracağım deyin. Öbür tarafta eğer açsa vatandaş, bu seçimi etkiler. Çok zor geçiniyorsa bu seçimi etkiler. Ekonominin kötüye gittiğini düşünüyorsa bu seçimi etkiler. İktidara karşı etkiler. Negatif etkisi olur. Şu an o gün iktidar kimse, negatif etkisi olur. Ki bugün insanlar Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini düşünüyorlar işin açıkçası. Bir tek benim anketlerimde değil, benim gördüğüm pek çok meslektaşımın anketinde de Türkiye ekonomisi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye sorulduğu zaman, rakamları vermeyeyim, kötüye gidenlerin sayısı iyiye gidiyor gidiyor diyenlerin sayısından daha yüksek. Yani sonuç olarak çok acil bir takım şeyler. Tabii bunda şunun da etkisini unutmamak gerekiyor. Çok kısa süre içerisinde bu bizim üçüncü seçimimiz olacak. Yani iki sene gibi. İşte 2017 Nisan'ında referandum yapıldı. Çok önemli bir referandum yapıldı. Hemen bir sene, bir sene iki ay sonrasında 24 Haziran 2018'de şey yapıldı. Genel milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Ve şimdi de belediye başkanlığı seçimleri yapıyor. Seçim bir ülkenin ekonomisi için ağır bir yüktür. Gerçekten ağır bir yüktür. Yani en azından şunu düşünelim. İşte 57 milyon seçmen açıklandı. Bir de onun %10 fazlasını mı, %20 fazlasını mı ne basıyorlar? Yani düşünün, 70-80 milyon kağıtta baskı yapıyorsunuz ve o kağıt, sadece ülkedeki kağıt fiyatları yaklaşık %35, %40 civarında artmışken yapıyorsunuz bunu. Yani artık siz hesabını yapın. Bu seçimden sonra ne olur ne olmaz bilemiyorum ama bu seçimden sonra genel yönetimlerle ilgili değil, yerel yönetimlerle ilgili bir takım kazanımları olacağını seçmenin bilmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Sarı. Tabii size tekrar döneceğiz. Sayın Kulak, bu noktada Sayın Sarı da konuşmasının başına değinmişti. CHP'deki kriz. İsterseniz onu da konuşalım. Özellikle İstanbul'u nasıl etkileyeceğini ele alalım. Şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi baştan beri şöyle bir parti yapı olarak. Yani ben biraz fazlaca demokrasisi olan bir parti diye ifade ettim. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım bir görüşme sırasında Kemal Bey dedi ki, yok daha disiplinsiz bir parti diyebilirsin dedi. Bence de öyle, yani daha disiplinsiz bir parti. Sonuç itibariyle... Kendisi de kabul ediyor diyorsunuz. Evet, yani kendisinin ifadesi olması dolayısıyla bunu söyledim zaten. Şimdi şöyle bir özellik var. Yani AK Parti işte adaylarını belirler. Belirlemenin belli kuralları vardır. Bu kurallara ne kadar uyulur ne kadar uyulmaz ayrı mesele. Ama sonuçta partinin genel başkanı son noktada bir söz söylediğinde buna çok nadir ve çok küçük çaplı itirazlar olur. Genelde hiç itiraz olmadan kabul edilir. Dolayısıyla yani çok daha fazla aday müracaatı AK Parti'ye yapılmış olmasına rağmen AK Parti bu aday tespit süreçlerini az vukuatla atlatır. Tamamen vukuatsız demiyorum, ufak tefek tartışmalar olabilir. Yerel anlamda olabilir bunlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde saatlerce toplantılar yapılıyor. Bazı adayların ismi konuyor. İşte o isimlerle ilgili bir politik anlamda tartışmalar yapılıyor. Bir senin adamdı, benim adamdı tartışmalar yapılıyor. Bir HDP'ye yakındı, uzaktı tartışmalar yapılıyor. Hele şimdi bir de İyi Parti var ki işin içerisinde, yani onlarla bir ittifak var ki. Oradaki ittifak boyutu, yani AK Parti'nin ve Devlet Bahçeli'nin baskın karakteri, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin partilerindeki baskın karakterleri maalesef İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı düzeyde değil. Dolayısıyla onların oradaki durumu tabii ciddi tartışmalara neden oluyor. Ben bu İstanbul'daki tartışmalardan en etkileyici tartışmanın şu ana kadarki oy yüzdesi itibariyle Sayın Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den aday yapılmaması.
olarak okudum. O şöyle oldu. CHP'deki oylara yansıyacak. Evet, yansıyacak tabii mutlaka. Peki, totalde. Sarıgül kazanır mı sizce? Sarıgül evet, Şişli kazanır. Çünkü Sarıgül şöyle birisi. Yani Şişli ile yatıp Şişli ile kalkan birisi. Bir günde sabahleyin kalkıp işte Şişli üzerine çalışan, seçimden hemen sonra Şişli üzerine çalışmaya başlayan birisi. Yani hayatını böyle kurmuş birisi. Şişli'de bir çevresi var, güçlü bir çevresi var. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde Şişli tamamen masmavi renklerde, yani DSP'nin renklerinde göreceksiniz. Bu konuda çok yani masraflı bir kampanyada yürütecek. Bunun izlenimini ediniyorum ben şu anda. Ve Sarıgül orayı alır. Öyle görünüyor şu anda. Şimdi tabii... Peki Mehmet Ali Bey, yani CHP'deki kriz yani oy rengini etkiliyor mu CHP kitlesini, yoksa çalışma motivasyonu mu düşürüyor? Yani ne açıdan? Hem oy kitlesini eksiltiyor. Çünkü Şişli büyük bir ilçe. Sonuç itibariyle bu ilçede siz seçimi kaybettiğinizde sadece ilçede oy veren seçmen ilde de önemli ölçüde sizin partinizin adayına oy veriyor ya da sizin karşınızdaki birine oy veriyor. Çünkü siz CHP'ye oy gitmesin diye sürekli seçmeninizi CHP karşıtlığı üzerine motive ediyorsunuz. Bu seçmenin bir kısmı AK Parti'ye gidecektir. Bir kısmı işte DSF'de kalacaktır. Başka partilere gidecektir vesaire. Şimdi bu önemli bir nokta, ama bir başka önemli nokta da onu da söyleyelim. Yani o eksik kalmasın. Şimdi biz bir önceki seçim döneminde yani... Diğer önemli noktayı kısa bir araya girmemiz gerekiyor da Sayın Kulat. İsterseniz tamam, o aradan sonra tamam, söyleyelim olur. Efendim. Kısa bir aramız var değerli izleyenler. Aradan sonra Sayın Murat Sarı ve Sayın Mehmet Ali Kulat'la birlikte programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Başkent Kulisi devam ediyor. Sayın Kulat ve Sayın Sarı ile birlikte yerel seçim gündemini konuşuyorduk. Sayın Kulat, sizde kalmıştık efendim. Sizden yine devam edelim. Yani tabii İstanbul'u konuşuyorduk. Özellikle siz CHP'deki krizin oy oranlarını da etkileyeceğini ve aynı zamanda çalışma motivasyonunu da düşüreceğini söylediniz. Düşürür ama şöyle, süre uzun. Yani istenirse bu adaylar açıklandıktan sonra toparlanmak için yeterince zaman var. Yani önce onu bir belirtelim. Tabii bu noktada AK Parti adaylarını açıkladı. Açıkladığı adayların sahaya daha erken çıkmış olmasının onlarda oluşturduğu bir artı var. Ama bazı yerlerde adaylara yönelik tabanda, parti tabanında oluşan bazı itirazlar da söz konusu. Ama bazı oy oranının çok yüksek olduğu yerlerde, yani seçmen sayısının çok olduğu yerlerde AK Parti doğru tercihler yaptı. Mesela Küçükçekmece'de Temel Karadeniz ismi önemli bir isim. Mevcut belediye başkanıydı. Onunla devam etme kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı halen yürüten adayını Büyükçekmece'ye taşıdı. Dolayısıyla AK Parti bu anlamda aday tespitini... Tabii ilçeleri de soracaktım. İlçelerde bir değişim öngörüyor musunuz? Yani bundan sonra yakın, bir değişim. Yok yok, yani bu önümüzdeki seçimlerde bir değişim öngörüyor musunuz? Tabii öngörüyoruz. Yani şöyle, İstanbul'da zaten bu değişim olmazsa sonuç aynı çıkar. Sonuç aynı. Yok yok, değişim açısından partilere göre, yani AKP'nin elindeki belediyelerin CHP'ye geçme olasılığı. Onu söyleyeyim hemen hızlı bir şekilde. Yani elimizdeki tabii verilerde birbirine çok yakın oy oranına sahip bazı belediyeler vardı. Dolayısıyla bu belediyelerde göreceksiniz oranlar daha farklı çıkacak doğal olarak. Bir de yani çok bir partinin kalesi gibi görünen bir yerde farklı bir fotoğraf çıkabilir. İşte bir tanesini söylüyoruz. İşte Şişli'de. Evet. Yani DSP Türkiye genelinde %1 bile oy olmayan bir partiden bir bireysel adaydan dolayı seçimi alabilir. İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partili Hasan Akgün'ün başında bulunduğu belediye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla, yani şu anda belediye başkanını yürüten isimle AK Parti seçime giriyor. Dolayısıyla orada seçimi alabilir. Çünkü bu ciddi bir asılmak anlamına geliyor. Bazı böyle yerler var. İşte Mehmet Bekaroğlu'nu büyük bir ihtimalle Üsküdar'a koyacağı konuşuluyordu CHP'nin. Hani şu anda o isim üzerinde. Ben Mehmet Bekaroğlu değil ama bir başka isimle Üsküdar'da sonuç almalarını muhtemel görüyordum. Çünkü Üsküdar'da bir puanlık bir fark vardı. Bizim İstanbul genelinde yapmış olduğumuz anketlerde doğru isimlerle kazanılabilecek yerler olduğunu biz çok gördük. Yani farklı isimler. Sonra yani yeni bir aktör var bu dönemde. İyi Parti sonuç itibariyle ilçeler bazına indiğimizde. Ve tabii bir de MHP var. Farklı bir duruşu olan.
HDP'nin ilçeler bazında asılabileceği yerler var. Buraların hepsi ilçeler bazında bize farklı değişimleri gösterebilir önümüzdeki evet. günlerde. Ama yani bir Kadıköy'de bir değişim beklemiyoruz doğrusu. Ama Bağcılar'da da beklemiyoruz. Ya da işte çok ciddi oy potansiyeline sahip yerlerde büyük bir değişim beklemiyoruz. Onu evet. öncelikle belirtelim. Bu noktada Sayın Sarı'ya dönmek istiyorum tekrar. Sayın Sarı, siz ne dersiniz efendim? Özellikle CHP'deki bu son günlerde ortaya çıkan kriz oy oranlarını nasıl etkileyecek? Özellikle CHP yöneticilerinin çalışma motivasyonunu etkiler mi? Ona da değinirseniz sevinirim. Ve aynı zamanda İstanbul'un ilçelerinde nasıl bir tablo bekliyor bizi? Bunu da değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi Mustafa Sarıgül'le ilgili görüşe tamamıyla katılıyorum. Mustafa Sarıgül'ü öyle 1,5 puan falan da değil. Herhalde Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kaybederse en önemli sebeplerinden bir tanesi Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den belediye başkanı gösterilmemesi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir özelliği var Mustafa Sarıgül'ün. Trabzon'da herhangi bir ilçede ilçenizin belediye başkanı kim olsun diye sorduğumuz zaman işte o ilçeye aday belediye başkanlarını koyuyorsunuz. Bir de diğer şıkkı açıyorsunuz. Trabzon'da da Sarıgül çıkıyor, Edirne'de de Sarıgül çıkıyor, Antalya'da da Sarıgül çıkıyor. Şimdi bir düşündüğünüz zaman böyle bir adayı siz partinizin ve bir dönem önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmışsınız. Böyle bir adayı Şişli istiyor. Çok da büyük değil yani 140-160 bin çok emin değilim ama seçmeni olan bir yer Şişli. Pardon 204 bindi en son seçimlerde. Siz böyle bir küçük bir ilçesi için İstanbul'un böyle bir adayı elinizden kaçırıyorsunuz ki tüm Türkiye genelinde bir yansıması olacağını düşünüyorum işin açıkçası Mustafa Sarıgül'ü. Ha bunun tam tersi de var yani Mustafa Sarıgül'ü hiç sevmeyenler de var ama ondan dolayı işte Şişli'ye koyduğu için oy vermeyecek olanlar da olabilirdi CHP'de. Fakat bunlar oy verecek olanların çok çok altında kalıyor. Dolayısıyla getirisi götürüsünden çok fazla. İstanbul Kartal soru işareti Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü geçen seçimi 1 puanla kaybetmişti ve yeni genç bir başkan adayı koydular İstanbul Kartal'a. Fakat zor işi. Avcılar zor. Zaten geriye düşmüştü. Genel seçimde de bunu görmüştük. Avcıları Cumhuriyet Halk Partisi kaybedebilir. Şişli'yi kaybedebilir. 14 olan ilçe sayısını İstanbul'da 13'e 11'e düşürebilir. Fakat bunun yanı sıra alabileceği yerler var. Mesela Küçükçekmece, Esenyurt. Buraları Cumhuriyet Halk Partisi alabilir. Ve AK Parti'nin elinden alabilir. Dolayısıyla yani o 14-13'e düşer veya 11'e düşer. Fakat her halükarda AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden alabileceği ilçe belediyesi sayısı daha fazla çıkar. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den beri iktidar olamıyor. İktidar ortağı olmuş, şey olmuş, iktidar olamıyor. İşte bunun verdiği bir karamsarlıkla parti içindeki bazı siyasetçiler kendi iktidar alanlarını oluşturmuş vaziyetteler. Bu iktidar alanlarına da herhangi bir değişiklik olduğu anda parti içi disiplini de göz ardına bırakabiliyorlar. İstanbul'da yaşanan yani parti içi demokrasiyle parti içi disiplin birbirine karışmış vaziyette. Dışarıdan görüntüsü de çok hoş olmuyor tabii Cumhuriyet Halk Partisi için. Bunun çok acil bir şekilde esas vatandaşın düzeltilmesini beklediği şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzeltilmesini beklediği şey bu. Emin olun bu. Yani kalkıp da yerel seçimlere 2 ay kala istifaya kadar uzanabilecek bir sosyal medya üzerinden hem de bir tweet'i Türkiye'nin en büyük şehrinin İstanbul'un il başkanı atamaz. Hiçbir parti de atamaz. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Bu işte bu demokratik bir davranıştır. Hayır değildir bu demokratik bir davranış. Anlık bir sinirdir bu. Ve siyasetin içinde anlık sinirlere yer yoktur.
Dolayısıyla bu ciddi bir puan kaybettirmiştir. Toparlarlar. Bu 15-20 gün sonra unutulur. Bu şey, yani bu il başkanı istifa edip sonra tekrar geri alması. Çünkü partinin içindeki organlarda bile iki tane grup başkan vekili, TBMM'deki grup başkan vekili, ikisi de ayrı şey söylüyor. Yani bakın, İstanbul İl Başkanlığı için bir tanesi diyor ki derhal istifa etmeyin diyor. Bir tanesi diyor ki bizim partimizde bu böyle şeyler olabilir. Ya bu yarıkın daha fazla ayrılmadan nasıl kapatılacaksa hemen kapatılması lazım. Bu şimdiki İstanbul'u da aşar bu şeyler. Siz biraz evvel şey benden geçerken bir takım şeyler söylemiştiniz. İşte Tunç Soyer'le ilgili, Sur Belediyesi ile ilgili. Sur Belediyesi'ne destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi tabii ben bu olayı bilmiyorum. Yani ne açıdan destek verdi, nasıl destek verdi, işin açıkçası çok takip edemediğim bir şey. Fakat gördüğüm kadarıyla AK Partililer, yani rakipleri, Tunç Soyer'in üzerine babasının mesleği üzerinden geliyorlar. Ki bu tamamıyla bir insan hakkı ihlalidir. Bunu söylemek istiyorum. İnsan doğarken ne babasını belirleyebilir, ne annesini belirleyebilir, ne ailesini belirleyebilir. Dolayısıyla kalkıp da babası şöyleydi, şimdi bu böyle demek işte çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ve bu en azından bir negatif efekti olabilir AK Parti'nin oyları üzerinde. Bizler araştırmacılar tabii herkesin negatif taraflarını söylüyoruz. Pek çok iyi tarafı da var esasında. Pek çok yapılan bu dönem içerisinde iyi şeyler de var. Fakat biz sadece şey olarak söylüyoruz. İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir mesaj verebilirdi. Yani çünkü İzmirli ulusalcı, Atatürk milliyetçisi, laik, yani böyle bir görüntü altındaki bir başkan adayına görevi verebilirdi. Fakat şimdi Tunç Soyer böyle değil demiyorum ama kamuoyunun önüne çıkışı böyle değil. Kamuoyunun karşısına çıkışı işte biraz evvel anlattığım özelliklerde olan birisiyle çıksaydı İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi tüm Türkiye'ye mesaj verirdi. İşte siz bugün bana HDP'yi sormuyor olurdunuz, emin olun. Ama bir baktığımız zaman dün Pervin Buldan, eş başkanı HDP'nin, Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar, AK Parti'nin Grup Başkan Vekili Nazlı Bostancı ile görüşüyor. Tabii bambaşka şeyler görüşüyor ama seçim süreci içerisinde hani siz şimdi bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi engellemelerle ilgili görüşüyorlar. Evet. Bambaşka bir şeyle ilgili görüşüyorlar. Öbür taraftan da destek vermiyoruz zaten. Biz onlarla işbirliği yapmıyoruz diyorlar. Yani tamam, biz siyasetçilerin açıklamalarına şey yapmak mecburiyetindeyiz. Sezai Temelli işte bu Van gezisinden önce yaptığı bir açıklamada yine HDP'nin eş genel başkanı, ya biz destek veriyoruz ama onlar bize hiç yüz vermiyor diyor. Şimdi böyle durumlar varken evet, terör o çukur siyaseti dolayısıyla Türkiye Partisi olmaktan vazgeçmiş HDP ile şu anda kimse, hiçbir siyasi parti yürümek istemiyor. Ve bunu sadece meclisteki sadece AK Parti ile MHP söylemiyor, meclisin içinde bulunan veya bugün seçimde favori olan işte 4 tane parti, 5 tane partiden bir tanesi söylemiyor. Bunu söyleyen o 5 partinin 4'ü, HDP hariç, Türkiye Partisi olmaktan çok uzaklaştığını söylüyorlar HDP'nin. Ve bu açıdan da o dokunan yanar vaziyetinde. Ama hepsi, bütün emin olun, bütün siyasetçiler, bütün siyasi partiler HDP tabanının oyuna ihtiyacı var. Mersin'de ihtiyacı var, Adana'da ihtiyacı var, İzmir'de ihtiyacı var, İstanbul'da var, Ankara'da var. Ankara'da %6 oy almış HDP. Yani Ankara'da düşünün. Sonuçta siyaset... Bu noktada şunu sormak istiyorum efendim ben size. Şimdi tabii birazdan Ankara'ya da geçeceğiz ama
Yani özellikle şimdi siz de bahsettiniz. Siz, tabii kamuoyunda da tartışılıyor. Örneğin Tunç Soyer profili tabii bir babadan oğula meselesiyle tartışıldı. Farklı cephelerde ama aynı zamanda İzmir özellikle belediye başkanı olduğu dönemde işte kayyum, sura kayyum atamasına karşı HDP'nin yanındayım, kayyuma karşıyım gibi açıklamalarla da gündeme gelmiş oldu. İşte İstanbul'un ilçesinde Kadıköy için ismi geçen Şerdil Dara Odabaşı'nın yine işte dönemde o dönemde Lice'deki PKK eylemlerini desteklemesiyle ilgili bazı tweetler gündeme getirdi. Şimdi yani geçmiş dönemlerde HDP ile arasına mesafe koyamayan isimlerin gündeme gelmesi özellikle tartışmaları beraberinde getirdi ama onun dışında ben esasen efendim şunu sormak istiyorum. Yani HDP'yi destekleyen adaylar bir tarafa, AKP ve MHP'nin milliyetçi oyları daha çok havuzlayacağı konuşuluyor. Özellikle CHP'nin HDP'ye yakın isimleri gündeme getirmesiyle ilgili ve böylece özellikle İYİ Parti kanadından da bazı oyları çekeceği değerlendiriliyor. Siz buna katılıyor musunuz? Şimdi bakın, Sayın Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul, yanlış hatırlamıyorsam o dönemde İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi il sekreteriydi. Hiç bu kadar konuşulmadı. Yani şimdi gündem çok daha önemli bir görev. Yani parti içinde bir düşündüğünüz zaman il sekreterliği hakikaten belediye başkanlığı da çok önemli ama o parti hiyerarşisi içerisinde il sekreterliği çok önemli bir görev. Şimdi o gün konuşulmadı, bugün ortaya çıkartılıyor. Zaten Şerdil Dara Odabaşı'nın, Sayın Odabaşı'nın muhtemelen önümüzdeki PM'de tekrar bir oylaması yapılacakmış gibi. Çünkü tüzüklerinde salt çoğunluk yazıyor. Orada da parti meclisi ne düşünür onu göreceğiz. Çünkü salt çoğunluğu alamadı. 30-29, 31 alması gerekiyordu. Bir kişi katılmamış muhtemelen. 60 kişi var çünkü PM'nin içerisinde. Şimdi Tunç Soyer'le ilgili söylüyorum. Yani CHP çok daha iyi bir aday gösterebilirdi şeyden. Fakat benim uzun senelerdir yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiğinden beri takip ettiğim, daha doğrusu sosyolojik olarak incelediğim bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi, dindarları, en sağdakileri, en soldakileri, işte HDP'lileri, Kürtleri, birbirine karşıt olan grupları birbirlerine yakınlaştırıp, birbirleriyle barıştırıp, böyle bir sentez oluşturmaya çalışıyor. Ama bu siyasette gerçekten çok zor bir şey. Fakat Tunç Soyer de İzmirlidir yani. Yani İzmirli, özünde İzmirli değildir. Nüfusa kayıtlı olduğu yer İzmirli değildir ama İzmirlidir. İzmir'in dokuları içine işlemiştir Tunç Soyer'in de muhtemelen. Çünkü İzmir çok farklı bir ilimiz. Gerçekten istediğini çok net söylemesini bilen seçmenlerden oluşmuş bir ilimiz. Ekmelettin İhsanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş yarışırken İzmir'in %22'si, açın bakın, oy kullanmaya gitmedi. Yani İzmir seçmeni çok net mesaj verir. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa Cumhuriyet Halk Partisi Tunç Soyer'le, o mesajı alır. Ama İzmir'i kaybedeceğini düşünmüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani o mesajı verir İzmir seçmeni. Evet. İsterseniz diğer illeri de konuşmaya devam edelim bir yandan. Şimdi tabii Ankara'yı konuşalım. Sayın Kulat'a dönmek istiyorum bu noktada. Sonra tekrar size döneceğim efendim. Sayın Kulat, Ankara'da nasıl bir tablo bizi bekliyor? Şimdi özellikle Mansur Yavaş ve Mehmet Özaseki. Evet, tabii ki yani şu anda iki isim arasında gidiyor seçim. Burada tabii şunu net olarak söyleyelim. Yani Mansur Yavaş ismi gündeme geldiği andan, AK Parti'nin adayının Mehmet Özaseki olduğu ya da olacağı ifade edildiği andan itibaren bir Ankara firması olarak pek çok Ankara çalışması yaptık.
Ve taraflarla da görüştük yani bu süreç içerisinde. İşte AK Parti'nin adayı ve ekibi, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday ve ekibiyle de görüşmeler yaptık. Bizim elimizdeki veriler şu an itibariyle Mansur Yavaş'ın Ankara'da 3-4 puan kadar daha önde olduğunu gösteriyor. 3-4 puan kelimesini söylerken yani 3 ya da 4 diye söylemememin nedeni ise Ankara'da yeni bir çalışma yaptık. Şu anda onlarla ilgili işte değerlendirmelerde son noktadayız. Tam rakamı birkaç gün içerisinde basında paylaşacağız. Tabii burada bir şey önemli. AK Parti'nin özellikle Ankara'da ilçe adayları çok önemli. Çünkü geçmişte bunun örneği var elimizde. İlçe adayları, il adayları ya yani büyükşehir adayını da bizim seçmenimiz biraz önce de ifade ettiğim gibi gidip sandığa ilçede farklı partiye, ilde farklı partiye oy kullanmadığı için çok önemli. Şu anda elimizdeki veriler ciddi bir oranda AK Parti'nin ilçe adaylarından başarılı olanların katkı sağladığını ama bir kısmının sahada neredeyse hiç olmadığını gösteriyor ilçe adaylarının. Önce onu bir belirtmiş olalım. İlçe adaylarıyla ilgili. Evet, hemen hızlı bir iki değerlendirme yapmak istiyorum. Bir tanesi şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da iki tane önemli belediyesi var. Birisi Yenimahalle, birisi Çankaya. Bunlar seçmen sayısının da çok olduğu iki ilçe. Çankaya'da AK Parti yani çok zayıf bir isimle şu anda sahada oy itibariyle. Geçen dönemde çok ciddi işte bir PR yapan bir adayla sahadaydı. Şu anda milletvekili olan Barış Aydın'la sahadaydı. Büyük çalışmalar yaptı ama oy oranını %30'ların çok üstüne çıkaramıyor. Böyle bir fotoğraf var Ankara Çankaya bölgesinde. Bu dönemde Amber Türkmen bir radyo yöneticisi bir hanımefendiyle, TRT'den bir hanımefendiyle şu anda sahada. Doğrusu başarılı bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı da var. Biz Ankara'da Çankaya bölgesinde bir sürpriz beklemiyoruz. Yani fotoğraf benzer bir fotoğraf olarak karşımızda duruyor. Ama AK Parti Türkiye genelinde en başarılı ilçe belediye başkanlarından bir tanesini Veysel Tiryaki'yi, Altındağ Belediye Başkanı'nı Yeni Mahalle'ye koydu. Bu bölgeye verdiği önemi gösteriyor. Etkiler mi sizce? Ben etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Veysel Tiryaki kendine münhasır özel çalışması olan biri. Altındağ'da geçmişte %60'larla 70'lerle almadı. Çok daha düşük bir oy oranıyla alıp oraya taşıdı. Çünkü insan ilişkisini iyi kurabilen birisi. Dışarıdan baktığınız zaman o insan ilişkisi ilk bakışta çok kendini göstermese bile kendine münhasır özel bir çalışma sistemi var. Çok koşturan, çok yoğun temasta bulunan birisi. Çok samimidir insan ilişkisinde. Yani biz zaman zaman bölgedeki diğer adayları da görüyoruz. Bu noktada tabii AK Parti'nin ilçe adaylarından bir de özellikle Keçiören'de Turgut Altınok ismi biliyorsunuz geçen dönem Büyük Birlik Partisi adayıydı. Bu dönemde AK Parti'de ki şu anda %70'leri zorlayacak bir isim olarak görülüyor AK Parti lehine. Bu da önemli. Bunun dışında Cumhur İttifakı'nın önemli bir ismi Et Mesut Belediye Başkanı Sayın Demirel burada önemli bir isim olarak duruyor. Yani ittifak ortağı anlamında. Ama dediğim gibi yani ilçelerde zayıf bulunan yerler de var ama çok başarılı bulunan yerler de var. AK Parti açısından eğer AK Parti Ankara seçimlerini kazanırsa özellikle Veysel Tiryaki ve Turgut Altınok ikilisine çok şey borçlu olduğunu bilerek kazanmalı yani bana göre. Peki Sayın Kulat yani çok önemli bir şey söylüyorsunuz. %3-4'lük bir fark olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bu farkın nedenini nasıl açıklamak gerekiyor? Yani önceki seçimlere baktığım zaman tabii ya farklı bir AKP adayı vardı. Melik Gökçek de yine Mansur Yavaş yarıştı ve %1'lik bir fark doğru vardı. Şimdi önce kabul etmek lazım. Yani Melik Gökçek faktörünü Ankara'da yani ya biz anlatamıyoruz ya biz yanlış ölçüyoruz bilmiyorum. Yani ben yıllardır Melik Gökçek faktörünü çok farklı gördüm. Ankara'da Melik Gökçek'i seven bir seçmen kitlesi var. Ona kızarak oy veren bir seçmen kitlesi var. Yani bu çok örneği olmayan bir özelliğe sahip. Bir kere AK Parti burada evet çok başarılı, deneyimli, geçmişteki belediyeciliği deneyimli bir Mehmet Özaseki ismiyle sahaya çıktı ama Mehmet Özaseki'nin Ankara'da PR olarak tanınırlık oranı itibarıyla hem tanınma oranı düşük, tanınmayı bugün sağlamanız çok zor değil. Yani medyaya zaten çıkarırsınız, tanıtırsınız, bunu da yapıyorlar. Ama mühim olan o anlamda tanınırlık bölümü değil. Mehmet Özaseki, Kayseri ile çok özdeş bilinen bir isim. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bundan önceki iki seçim döneminde kendisiyle ilgili yoğun oluşturduğu Ankaralılık bölümü, hatta Ankaralılık bölümü bu dönemde de iş yapıyor şimdilik.
Önümüzdeki süreçte bu nasıl şekillenecek onu beraber göreceğiz. Ama genel itibariyle Ankaralılar Mansur Yavaş'a bir kredi açıyorlar şimdi. Yani gördüğümüz kadarıyla. Tabii Mehmet Özaseki de ve AK Parti ekibi başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın ekibi de yoğun çalışıyor. Bugün Sayın Devlet Bahçeli Mehmet Özaseki'yi ziyaret etti. Mehmet Özaseki ben geleyim kendisinin zahmet etmesine gerek yok demesine rağmen o ittifaka verdiği önemi göstermek açısından böyle bir ziyaret ortaya koydu. Gökçek'ten bahsettiniz. Hemen şunu sorayım. Gökçek Özaseki'yi destekliyor mu? Şu anda destekliyor evet. Şu anda destekliyor. Şu anda yani bu hafta özellikle beyaz... Ama her an değişebilir gibi bir şey. Hayır o ayrı bir şey. Yani bir ara böyle tweetlerini silme durumu oldu. Yani olaya şöyle bakmak lazım. Melih Gökçek'in bu konudaki desteği çok net ama bir dönemde Sayın Özaseki'nin yanındaki bir ekip yani hangi niyetle, hangi saikle böyle yaptılar onu bilemem ama Melih Gökçek'le Özaseki'nin çok özdeş durmasının oy kaybettireceğini söyleyerek Özaseki'den uzak tutmak isteyen bir yapı oldu ve Melih Gökçek onun üzerine tweetlerini sildi. Ama ben tekrar söylüyorum Ankara'da şu anda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oranın tabanından da oy alabilecek isim olarak bir Veysel Tiryaki örneği var elimizde. Mehmet Özaseki de o örnek üzerinden giderse ciddi bir başarı yakalama durumu mümkün. Önce bir onu belirtmiş olalım. Şimdi burada Ankara genelinde baktığımızda tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahası Millet İttifakı olarak kendini ifade eden ittifakın hala aday açıklayamadığı yerler var. Temel sorunlardan bir tanesi de bu. İstanbul'u hep konuşuyoruz ama Ankara'da böyle bir durum var. Mesela Ankara'da Sincan'da daha hala bir üzerinde uzlaşılan bir aday yok. Sincan en büyük ilçelerden bir tanesi. Yine aynı şekilde işte Etmeskut'ta ve diğer yerlerde de böyle bazılarında İYİ hala... Parti bırakılacağı konuşuluyordu ama neden sizce bırakılmadı? Yani CHP yanlış bir strateji izledi mi orada? Nasıl? Etmeskut ve Sincan'ın da özellikle İYİ Parti adaylarının destekleneceği yani söylendi ama sonra kriz çıktı. Önemli olan orada kime bırakılması meselesi ne diye adayın kim olacağı meselesi önemli. Yani adayda mı uzlaşma çıkmadı? Adayda uzlaşı olmadı ve çok böyle popüler, etkileyici bir aday üzerinden şu anda netleşilmedi. Bugün Mansur Yavaş'ın bana söylediği ifade, AK Parti'de daha önce siyaset yapmış, önemli bir isme teklif götürdükleri, o ismin de bu konuyu düşünmekte olduğunu bana ifade etti. Mansur Bey'in söylediğini söyledim. Etmeskut için mi diyorsunuz? Sincan için. Şimdi orada önemli bir durum çünkü Sincan seçimleri de bu anlamda total seçimlerde önemli bir yere sahip. Çünkü Sincan Belediye Başkanı'nı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştı Sayın Mustafa Tunay'ı. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde yani seçimden hemen sonra TOKİ Başkanı yapacak Mustafa Tunay'ı. Onun için aday yapmadılar. Bu arada tabii aynı şekilde Mamak gibi yani TOKİ Başkanı olacak. Evet TOKİ Başkanı olacak Mustafa Tunay. İlk mi söylüyorum bunu? Belki medyada da ilk yani ulusal kanalda evet, yani TOKİ Başkanı olacak. Evet. Bu böyle bir süreç yani onu bir belirtmiş olalım. Tabii burada muhalefetin adayları da iktidarın adayları kadar önemli. Yerel seçimde çünkü ilçe adayları çok çok önemli bir yer tutuyor. Şu anda yani aradaki 3-4 puanlık puan farkı kapanamayacak bir puan farkı olmadığı gibi açılması da muhtemel bir puan farkı olarak karşımızda duruyor. Sayın Mehmet Özaseki tabii Sayın Mehmet Özaseki 111 tane proje ifade ediyor. Yani projesi olduğunu ifade ediyor. Tabii bu projelerin toplumdaki karşılığı çok çok önemli. Biraz önce Sayın Murat Sarı'nın İstanbul'da ifade ettiği örneklemi burada da söyleyebiliriz. Yani vatandaş artık çılgın, işte flash bilmem ne projeleri çok fazla şey yapmıyor. İsim etkili oluyor. Yani daha ziyade vatandaş kendisine dokunan konular var. Belli başlı konu başlıkları var. Bugün Türkiye'nin en küçük ilçesinden en büyük iline kadar yaptığınız bütün araştırmalarda trafik ve türevleri ilk sırada sorun olarak çıkıyor karşımıza. Yani otoparklar. İkincisi büyük şehirlerde temel sorun yaşam alanları darlığı meselesi. İnsanlar biraz daha büyük şehirlerle eskiyle kıyaslanmayacak kadar özdeş yaşıyorlar. Bir 20 yıl önce, 10 yıl önce insanlar Ankara'da yaşıyor olsalar bile insanların bir köyleri vardı. Yani Çorum'a gidiyorlardı, Kırşehir'e gidiyorlardı, Yozgat'a gidiyorlardı. İstanbul'da da öyle. Yani Anadolu'ya daha sık gidiyorlardı. Yazın önemli ölçüde Anadolu'da geçiriyorlardı. Bu oran bir sonraki kuşak dediğimiz şimdiki kuşakta çok azaldı. İnsanlar artık
doğum yerleri olarak kendilerini Erzurum'u tarif etseler bile Erzurum'a ancak cenaze, düğün vesaire gibi gidebiliyorlar. Gittiklerinde çok az kalıyorlar. İnsanlar İstanbul'da yaşıyorlarsa, Ankara'da yaşıyorlarsa artık aileleriyle gidebilecekleri, fiyatlarının da makul olabildiği sosyal alanlar istiyorlar. Yani parklar, yeşil alanlar vesaireler istiyorlar. İnsanlar biraz daha bu anlamda daha duyarlı hale geldiler. Bunu öncelikle bir belirtmiş olalım. İnsanların günümüzde kazançlarının, bir ömür kazançlarının, alt gelir grupları için söylüyorum, neredeyse yarısını bir arabaya yatırıyor insanlar ve onu güvensiz bir şekilde kapının önüne koyuyorlar. Sonra da başına bir sürü kötü şeyler geliyor. Artık insanlar otopark gibi konuları çok önemsiyorlar. Yani şehirlerin en temel sorunları haline geldi. Ekonomik anlamda evet, belediyeler yine biraz önce ifade edildi, tamam yani patlıcanın fiyatını, ıspanağın fiyatını indirecek değil ama farklı alternatifler sunabilirler toplumun karşısına. Geçmişte yapıldı bu. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi geçmişte Ankara'nın farklı yerlerinde meyve suları satıyordu. Ben şahsen ofisime giderken pek çok kere taze, orada sıkılan, gözümün önünde sıkılan portakal suyunu çok aldığımı hatırlıyorum. Yani güzel bir uygulama biçimiydi. İnsanlar artık şehirlerde daha doğal alanlar arıyorlar. Bunlar çeşitlendirilmesi gerekirken ortadan kaldırılıyor. Yani bu tür hatalar yapılabiliyor. Yoksa klasik anlamda söylenen genel belediyecilik hizmetlerinde kabul etmek lazım. AK Parti döneminde büyük mesafeler alındı. Artık yani şehirlerde işte kaldırım yapılması, işte yol yapılması konusu daha az sorun haline geldi. İşte kanalizasyonlar falan daha az patlıyor ya da daha hızlı çözülüyor bu tür sorunlar. Su kesilmeleri gibi sorunlar daha az yaşanıyor. Ama günümüzün insanların da yeni projelerden yeni beklentiler var. İnsanlar işte ücretsiz Wi-Fi istiyorlar. Yeni neslin beklentileri anlamında. Gençler daha çok böyle sosyal medyayı rahat kullanabilecekleri özgürlük alanı, geniş alanlar istiyorlar. Daha değişik günümüzde özel çalışmaların yapılması gerekiyor. Klasik çalışma teknikleriyle de seçim kampanyalarını yürütmenin hiçbir cazibesi kalmadı artık. Evet. Yani siz işte bayraklar asarak, işte araç giydirerek falan yaptığınız kampanyalar son derece sınırlandı. Çok burada azalacak gibi sanki. Çok da azalacak. Tabii doğal olarak azalacak. Çünkü yani ilgi de yok bunlara. Yani vatandaş ilgisi de yok. Hatta broşür dağıtma meselesine bile vatandaşın çok ilgisi yok. Çünkü hangimiz bir broşür okuduğumuz için aday değiştirdik? Yani böyle bir şey mümkün değil. Ya da parti değiştirdik. Böyle bir tercih durumu da söz konusu değil. Vatandaşa daha çok dokunan, onun gönlüne hitap eden, kendinden olan meseleler önemli. Vatandaş daha samimi, ulaşılabilir belediye başkanları istiyor. Eleştirilebilir belediye başkanları istiyor. Ama bugün yani bazı belediye başkan adayları var. Adamdan biz araştırma firmaları olarak randevu alamıyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Biz alamıyoruz Eray Bey. Yani biz ki yani en muhalif partilerin yetkilileri bile bizi çağırıyorlar. Ama bazen bakıyoruz, belediye başkanı kendini bulunması Hint kumaşı zannediyor. Şimdi seçim gelecek. Ya kardeşim yani bir kampanya ya, bir süreç yani. Sen nasıl böyle davranabilirsin? Bunları anlamak çok mümkün değil. Evet. Ama tekrar diyorum, demokrasinin güzel tarafı şu. İşte seçim günü gelir, tıraş olursunuz, saçınız da önünüze dökülür. Beyaz mıydı, siyah mıydı görürsünüz. Onun için çok takılmıyorum. Ben biraz daha şunu da söyleyeyim. Ankara seçimlerinde Çorum, Kırşehir, Kırıkkale gibi civardan taşınmış insanların aidiyetleri çok çok önemli. Ben Mansur Bey'in kendisine de söyledim. Ankaralılık ifadesini kullanmak çok güzel ama, çok güzel ama. Yani Ankaralı olmayan ama Ankara'da yaşayan insanlar da kendilerini itilmiş, kakılmış görmemeliler. Yani ben onun açısından söylüyorum. Tabii kendilerinin kararları ama ben mesela Kahramanmaraşlıyım ama kimse kusura bakmasın, çocuklarım burada büyüyor benim. Ben burada yaşıyorum. Yani ben evet, ne kadar Maraşlıyım? Yani tamam oralıyım. Kendime aidiyet olarak öyle ifade etsem bile işte yarın mezarımız burada olacak. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Onun için insanları çok böyle hele hele bu anlamda 3 asır önceki soylarını insanların deşmekte çok sağlıklı olmasa gerek. Çünkü hepimiz Adem'in çocuklarıyız, onu da söylemiş olalım. Yani evet. Adem de topraktandır. Bu hadis-i şerif mealidir yani, Hazreti Adem için söylüyorum. Bir Ankaralılık tartışması tabii da vardı. Onu ona da çok girmemek şey lazım. Yani evet. Bu noktada Ankara böyle görünüyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha taşları yerine oturduğunda daha sağlıklı değerlendirmeler, hı-hı, önümüze çıkabilir. Peki, teşekkür ederiz. Sayın Sarı'ya dönmek istiyorum. Yani Sayın Kulat'ın özellikle verdiği bilgi önemli. Sayın Sarı, bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama özellikle %3-4 puanla Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söylüyor Sayın Kulat.
ve bu farkın açılabileceği gibi kapanabileceğini de değerlendiriyor. Siz aynı görüşte misiniz? Şimdi yani en son ben tabii değerli meslektaşımın elinde anket var ki böyle bir şey söylüyor. En son benim yaptığım çalışma Kasım Aralık ayına ait bir çalışma. Orada AK Parti adayı yani Mehmet Özaseki şeyden 4 puan öndeydi. Tabii bir takım dengeler değişmiş olabilir. CHP adayı Mansur Yavaş'tan 4 puan öndeydi. Fakat bir takım şeyler değişmiş olabilir Ankara'da. Çünkü Mansur Yavaş gerçekten çok ciddi bir oy potansiyeliyle yarışan bir aday. Yani kendi bireysel oy potansiyelinden bahsediyorum. Zevkli bir yarış olacak Ankara'da. Böyle son dakikaya kadar, son sandıklara kadar beklenilmesi gereken bir yarış olacağını düşünüyorum Ankara'da. Ya benim dikkat çekmek istediğim şey esasında şöyle. Türkiye'nin %50'si kadın. Ve bu kadınların siyasetin içindeki temsiliyetleri, belediye başkanlıkları olsun, üyelikler olsun çok düşük, %3'lerde, %4'lerde. Ve yine bu seçimde görüyoruz. Yine kadınların temsiliyeti çok düşük. Koyuldukları yerlerden seçilme olasılıkları düşük. Sonuçta tabii buna bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Çünkü kadınları da özellikle yerel yönetimlerde devreye sokmak gerekiyor. Şimdi Ankara'da AK Parti bildiğim kadarıyla gösterdi. Bayağı çok kadın aday gösterdi. Evet, kazanacağı yerlerden gösterdi. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir tane aday gösterdi. İstanbul'da yine AK Parti pek çok yerde kadın, Kadıköy olsun, adalar olsun kadın aday gösterdi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bir tane aday gösterdi. Ki bunun tam tersi bekleniyor. Yani algı o. Birazcık daha bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Tabii Ankara'da ilçe belediye başkanlıkları çok önemli. Kimler gösterecek çok önemli. Mesela Sayın Altınok ne kadar bir katkı getirecek Sayın Özaseki'ye? Bunu ölçmek lazım. Çünkü Ankara'nın en büyük ilçesinin başına gelmiş. Hatta bir önceki dönemde Büyük Birlik Partisi gibi oy oranı bayağı düşük olan bir partiden seçilmiş bir belediye başkanı ki belli kendisinin oy potansiyeli çok yüksek. Aynı Mansur Yavaş gibi. Bunun ne katkısı olacak? Yani şimdiki İstanbul'da Mustafa Sarıgül için söylediğimiz şeyin tam ters durumunu AK Parti için Ankara'da söyleyebiliriz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için söyleyebiliriz. Tabii Ankara çok önemli çünkü Türkiye'nin başkenti. Ankara'nın yerel hizmetleri de çok önemli. Ankara'da yapılacak şeyler de çok önemli. Ankara'nın da trafik sorunu var. Bizim yaptığımız anketlerde çıkıyor. Bu Ankara'nın ulaşım, toplu taşıma sorunu var. Ulaşımla ilgili sorunlar var. Çünkü Ankara çok geniş bir yer ve Ankara'ya rahatlıkla metro yapılabilir. İstanbul gibi değil. Hemen burnunun dibinde depremle oluşmuş bir boğaz yok Ankara'nın. Ankara'da da bildiğiniz gibi deprem kuşağının bayağı dışında kalıyor. Ve Ankara'nın altını metroyla döşeyebilirsiniz. Bunu kim yapacak? Hangi belediye başkanı yapacak? Ne yapacak? Bu çok önemli tabii. Tabii ki kültürel projeler önemli işte. Ulus Tarihi Müzesi, şu, bu. Yani pek çok bu kültürel projeler çok önemli. Ankara'ya turist getirmek çok önemli. Çünkü Ankara layık olduğu kadar çok turist alamıyor. Ve bu da Ankara ekonomisi için bir önemli dezavantajlardan bir tanesi. Bürokrasi için geliyor turist Ankara'ya işin açıkçası. Devlete ulaşım için geliyor. İşte yabancı turistten bahsediyorum özellikle. Fakat Ankara tarihi bir şehrimiz. Dolayısıyla bu turist sayısıyla ilgili bir şeyler yapılabilir Ankara'da. Benim gördüğüm kadarıyla Ankara'daki yarışı belirleyecek olan birkaç tane ilçe var mesela. Onlardan bir tanesi değerli meslektaşım biraz evvel söyledi.
Sincan. Sincan'ın nüfusu çok kalabalık. Ve halihazırda ittifak orada adayını göstermiş değil. Şimdi herkes heyecanla oradaki ittifak adayını bekliyor. Çünkü orada çıkabilecek, Sincan'da çıkabilecek bir oy yükselmesi Ankara'ya da, Ankara geneline de yayılacaktır ittifak için. Bir de biz hep CHP adayı falan diyoruz da Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da bunlar hep Millet İttifakı'nın adayı. Nasıl Mehmet Özaseki Cumhur İttifakı'nın adayıysa, Nihat Zeybekçi Cumhur İttifakı'nın adayıysa, bunlar Tunç Soyer, efendime söyleyeyim şey, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bunların hepsi Millet İttifakı'nın adayı. Burada bir de ittifaklar savaşı var tabii. Yani bu iki ittifak geçen seçimde Cumhur İttifakı kazandı. Bu seçimde özellikle Ankara'da bu çift kutuplu geçmesinden dolayı ne olacak? Bu çok önemli. Burada belirleyici olacak bir defa bir İYİ Partili ve MHP'li seçmenin nasıl davranacağı. Çok belirleyici olacak. MHP'li seçmen 2018 seçimlerinde olduğu gibi partisine full destek verecek mi, vermeyecek mi? Yoksa Mansur Yavaş'ı mı tercih edecek? Çünkü biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın o ülkücü bir yani MHP altyapısından gelme bir şeyi var. Çünkü geçen seçimde eğer Mansur Yavaş'ı MHP'li seçmen desteklemeseydi o kadar yüksek oy alamayacaktı Sayın Mansur Yavaş. Tabii bu İYİ Parti seçmeni nasıl davranacak? Çok küçük de olsa bakın %1'lik, ben %4 diyorum. İşte Mehmet Ali Kulat %3 diyor. Herhalde Ankara'da %6'lık bir HDP oyu her iki aday için de çok önemlidir. HDP orada aday göstermeyecek. En son seçimde %6 oy aldı HDP Ankara'da. Onlar nasıl davranacak? Esasında Ankara seçimini belirleyecek olan şeyler bunlar. Ve bir de tabii Ankara'nın çok azalıyor. Buyurun. Toparlarsanız sevinirim efendim. Tabii, tabii. Süren çok azalıyor. Ankara'nın çevresi de çok önemli tabii. Ankara orta Anadolu şehirlerimizden bir tanesi. Milliyetçi özellikler, ülkücü özellikler ağır basan şehirlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Ankara'daki yarış da aynı İstanbul'daki gibi geçecek. Fakat benim kanım, benim düşüncem İstanbul'da daha rahat Ekrem İmamoğlu. Şu en son işte Sarıgül olayı olmasaydı çok rahattı. Fakat o kadar Mansur Yavaş için de o kadar kolay bir seçim olmayacak Ankara seçimi. Evet Sayın Sarıgül, yani son sözünüz oldukça önemli. Aslında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun şansının daha zor olduğu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğu değerlendiriliyor. Çünkü ama siz özellikle İmamoğlu daha rahat diyorsunuz. Bu bilgi önemliydi. Sayın Kulat, tabii şimdi sürem çok azaldı. 5 dakika vaktim var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da özellikle soracaktım ama şimdi sürem azaldığı için doğrudan sormuş olayım. Şimdi sizin Maraş olduğunuzu biliyoruz. Maraş'la ilgili de ben bir soru yazmıştım. Şimdi Andırın'da tabii çok da tartışıldı. Şimdi Adil Öksüz'ün dayısının oğlu oradan aday gösterildi. Ahmet Doğan. Siz Maraş olduğunuz için de hakimsiniz. Nasıl değerlendirdiniz bu adayı? Ya şimdi şöyle, tabii öncelikle böyle bir ismin yani eğer Adil Öksüz'ün gerçekten dayısının oğluysa yani işte Tunç Soyer'in bu kadar kavga konusu yapıldığı, bu kadar tartışıldığı bir dönemde doğrusu yani tamam suçun şahsiliği, esas insanların kendi suçları, işte onların yakın akrabaları bu anlamda değerlendirilemez ama şimdi bir de bakıyorsunuz bir taraftan yani dün o terör örgütünün yakınlarıyla uzaktan akraba olan insanların bile kamuda görevlerine son veriliyor ya da bürokrasideki işte görevleri el çektiriliyor, atamaları yapılmıyor falan yani böyle ciddi bir şey. Ben doğrusu bu bilgiyi öğrendiğim andan itibaren uzunca bir süre bilgiyi test etmeye çalıştım. Şimdi işin ilginç noktası şu, Maraş'ta yapılan anketlerde ve
Özellikle temayül yoklamasında bu isim yok. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani orada bir müracaatlar oluyor ilçede. AK Parti'nin genel işleyişi. Temayülde yok. Sonra anketlerde yok adı geçen isim. Çünkü o sırada devlet memurluğu devam ediyor. Bu kişi oradan getiriliyor ve burada aday yapılıyor. Doğrusu yani aday yapanlar Adil Öksüz'ün bu kadar yakın akrabası olduğunu biliyorlar mıydı? Biliyorlarsa hangi referansla referans oldular, hangi şeyle onu bilmiyorum. Partinin yetkilileri... Aday yapanlar bilmiyor olamaz herhalde. Bilmiyorum. İşte bu çok şaşırtıcı. Tabii benim yorumum ama. Tabii yani çok şaşırtıcı bir şey. Eğer gerçekten yani bu bilgi, çünkü basında çok geniş yer aldı, MİT raporuyla birlikte yer aldı, evet. İşte biz de takip ediyoruz. Yani kendi memleketim olduğu için daha önce bir iki televizyonda falan da böyle soruldu ama böyle biraz es geçtik ister istemez. Çünkü memleketimiz, yarın gideceğiz orada. Şimdi bu arkadaşın da çevresinden insanlar bizi tanıyorlardır vesaire. Böyle bir de endişeyle de bakıyoruz. Ama sonrasında ben hep şunu düşündüm. Yani AK Parti mesela bu hafta İstanbul'da bir il başkanı bir ilçe başkanını açıkladı AK Parti. İlçe başkanını açıkladıktan sonra ilçe başkanının FETÖ terör örgütünün mensuplarından biriyle olan irtibatı gündeme geldi ve görevden tekrar o kişiyi çekerek başka bir ismi açıkladı AK Parti. Ben aynı durumun doğrusu halen Andırın'da da olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir karar alınır diye düşünüyorum eğer gerçekten durum böyleyse, bu bilgiler doğruysa. Çünkü doğruysa ifadesini şunun için söylüyorum. Bu kadar çok basında yer alan, ulusal basında yer alan bir konunun aksi yönünde bir açıklama da şu ana kadar yapılmadı. Evet, dolayısıyla yapalım. Eğer gerçekten böyle bir durum söz konusuysa böyle isimleri değiştirmek için daha Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi dolayısıyla zaman müsait. Ben AK Parti'nin Andırın gibi bir ilçede yani nüfus çoğunluğu itibariyle çok büyük olmayan bir ilçede böyle bir adayla seçimi kazanmayı bile düşünmeden rahatlıkla bir karar değişikliğine gidebileceğini düşünüyorum. Tabii ki kararı sonuçta partinin yetkili organları verecek ama sonuç itibariyle biz bugün Türkiye'nin en önemli terör örgütlerinden birinden bahsediyoruz. Bu terör örgütüyle de yakınlığı olan birinden bahsediyoruz. Biz Tunç Soyer'in üzerine gidiyoruz ve bunu söylerken hani gidiyoruz derken belli bir kesim. Doğrusu ben bunu doğru bulmuyorum. Önce onu söyleyeyim. Ama bir taraftan da biz FETÖ terör örgütüyle bu kadar yakın irtibatı olan, irtibatı derken elebaşı olan bir kişinin bir yakını konusunu doğal olarak tartışma konusu olarak takip ediyoruz. Biz de takip durumundayız. Yani onun ötesindeki evet. Süreci partinin yetkili organları düşünecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii Ankara'yı konuştuk, İstanbul'u konuştuk, Türkiye'nin geneline az çok girdik. Tabii Akdeniz, Doğu, Güneydoğu, Anadolu, Karadeniz bölgeleriyle de çok sorularım olacaktı ama Sayın Kulat vaktim doldu. Evet. Ne yazık ki Sayın Sarı vaktim doldu. Tabii özellikle Sayın Kulat, Sayın Sarı sizi bir sonraki programlarda da yine ağırlamak isteriz. İnşallah. Seçim süreci devam edecek. Tabii ki anketler de yenilenecek evet. Bir aşamada. Daha geniş bir programda görüşmek üzere diyelim. Sayın Kulat ve Sayın Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerli ederim. Katkılarından dolayı. Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nde bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta çarşamba günü saat 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizim Suriye'nin toprakları. Devrimle kurduk biz bu cumhuriyeti. Silahlı kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Gösterdi. Oyununuzu gördük.